60'tan 120'ye kadar, anladın mı? Mesela şu an 60'a kadar düş baba. 60'da yani dip gaz 120'ye. Gel gel düş 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 baba. Ha şimdi kökle baba. Tam bas. Selamun aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Volkswagen Kedi'deyiz. Şoförümüz babam. Çok sevdiğiniz Hyundai'de. Volkswagen'i de sürsün deriniz. Babacım hoş geldin videomuza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsın babacım? İyisindir inşallah. İyiyiz Allah'a şükür. Allah daha iyi etsin. Baba çok istediler seni ya. Hyundai'de sürmeni çok beğenmişler. Arkadaşlar bugün muayeneye gidiyoruz. Kedinin muayenesi var. Dedim böyle vlog tarzı video çekeyim. Serbest baba. Buradan araç gelmiyor. Dedim böyle arkadaşlar size de bir vlog çekeyim. Saat şu anda 7.27 zaten gözüküyor. Böyle giderken bir vlog atayım dedim size de. Şu an şehir içindeyiz. Geldik yani şehre. Köye aslında. Arkadaşlar uzun zamandır binmiyordum kediye. Çok fark ediyor ya gidişi. Baba sen de uzun zamandır binmiyordun. Evet. İ20'den sonra... Köyde. İ20'den sonra nasıl geldi? Tabii ki farklı. Bunların arasında... Arkadaşlar direkt... Nasıl fark var? Çok, çok fark var ya. Çok hissedilir bir fark var ama yani o kadar da olsun. 1.2.0, 1.1.2. Bu arkadaşlar bilmeyenler için araçta hem şöyle göstereyim size. Pedal box var. Burada biz üstüne bir şey geçirmişiz. Şöyle pedal box var. Ayrıca araçta yazılım da var. Bunun tabii etkisi büyük. Şu an araç 185 civarı beygir alıyor. Bunun etkisi büyük tabii ki. Şimdi mesela arkadaşlar karayoluna kadar geldik. Baba şöyle ufak bir basalım ya çıtır. Arkadaşlar çok bir anda yüklenmiyoruz. Yazılım var araçta. Hala daha tam oturmadı. Karayolları şeyince hız sınırlarına uyarak size de kesinlikle tavsiye etmiyoruz arkadaşlar böyle basmanızı. Bana herkes yazıyor abi hız testi, hız testi. Arkadaşlar gerek yok. Bu sonuçta dört tekerin üstten can taşıyoruz. Öyle değil mi baba? Evet. Gereksiz yerde, gereksiz basmanız bir anlamda. Aynen. Ama arkadaşlar mesela dizel arabalarda dizel partikül filtre tıkanma olayı var. Biz zaten bunu sürekli temizliyoruz mesela. Bu şekilde giderken aracı 3'ün vitese koyduğunuz zaman 3000 devir üstünde arkadaşlar zaten kendi temizliyor şeyini. Bu problem olmuyor. Mesela arkadaşlar şu an dizel partikül filtresi böyle temizleniyor. Şeyin içinde 4000 devir üstünde sıkışarak kendini temizliyor. Biz zaten bunu babamla çoğu kez yaptık. Bunu babam da artık aşina. Arabaya kesinlikle zararı yok, artısı var. Zaten hemen çekiş hissediliyor değil mi baba? Evet. Tıkandığı zaman arkadaşlar start stop mesela devreye girmiyor. Kendini kapatmıyor arabada hiçbir şekilde. Bunu yapınca düzeliyor. Böyle birkaç kilometre gitseniz kendini temizliyor. Bu da böyle bir ufak dipnot olsun. Şu an tabi diğer olduğu için araçta. Üçte şu an mesela arkadaşlar 110 civarı çok rahat çeviriyor. Baba yazılımdan sonra ne kadar sence fark etti araç? Çok fark etti. Yani çok ciddi değil mi? Ciddi bir fark etti. Arkadaşlar hep diyordum ya ben bu arabayı sürerken. Yani inanın cidden fark ediyor ya. Biraz arkadaşlar susuyorum ki dinleyin siz de motoru. Aynen. Evet birkaç zamandır arkadaşlar köydeydik. Motor tam temizlenemedi. Arkadaşlar dizele göre gerçi 2.0 motor olduğu için güzel bir sesi var yani. Hiç gitmem demiyor. Böyle arkadaşlar kesinlikle yani şey yapmayın. Araç bağırıyor, vites atın filan. Biz burada biliyoruz ne yaptığımızın farkındayız. Bunu böyle hafif zorlayarak attırıyorsunuz yani. Başka türlü atmaz. Bu da böyle şey olsun size. Kısması lazım şeyler ki boşalsın içerisi. Evet kızmadan arkadaşlar kesinlikle atmaz yani bunu. Zaten arkadaşlar dizel arabalar devirli kullanılması lazım. Öyle değil mi baba? Benim bildiğim de o. Evet.
Evet. Arkadaşlar biraz daha denize yaklaştıkça derece arttı değil mi baba? Evet. Biraz sıcaklandık. 20'de 24.5 oldu. 4.5 derece fark etti. Bu arada arkadaşlar öyle evimiz çok da yukarıda değil. 16 kilometre şehirde de. Yine ister istemez tabii nem fark ediyor. Bu arada görüyorsunuz maskelerimiz hazır. Siz de kesinlikle hala daha bırakmayın. Babamınki de orada. Evet. Kendi aracımızdayız diye şu an takmadık ama alta indiğimiz zaman hemen takacağız. Siz de arkadaşlar bırakmayın kesinlikle. Evelallah atlatalım bu işleri. İnşallah şu kamera çok arkadaşlar karanlık almıyor. Güneş şu anda ters açım vuruyor bilmiyorum. Evet. Kamera ondan değil mi biraz evet. Şey? Arka tarafta kalıyor. Aynen. Arkadaşlar geldik şu anda. Babacığım şimdi hangi işlem yapılacak? Egzoz muayenesi. Evet arkadaşlar şimdi egzoza bakılacak. Bu arada aracı bilmeyenler de ilk defa izleyenler de araç şu şekilde. Şimdi arkadaşlar. Farkı var mı? Neden? Ha o sıktığım şey değil mi? Burada da fark var. Arkadaşlar bu ürünü tanıtmıştım. Bunun cidden farkı var ya. Yani. Arkadaşlar zaten bilen bilir. Şimdi egzoza ölçüm için ucuna bir şey taktılar. Şöyle hatta göstereyim size. Ucuna şimdi takıldı. Şimdi ölçüm yapılacak. Fotoğraf çekiliyor aracın. Aracın fotoğrafı da çekildi. Şimdi bunlar hepsi arkadaşlar sisteme yükleniyor. Oradan bakıyorlar hepsine. Şimdi gaz veriyorlar. Ölçüm yapılıyor. Zaten bunlar rutin kontroller. Duyuyorsunuz zaten. Şimdi aldık egzoz emisyonu. Geçtik. Şimdi baba nereye? İstasyona sıra almayın. Evet arkadaşlar şimdi istasyona giriyoruz. Evet dikkat etmeyen bir şoför daha. Arkadaşlar kendinize siz dikkat edin. Arkadaşlar araba fena ya. Maşallahınızı alırım ya. Burada da fotoğrafını çekmişler bakın gözüküyor mu? Yanıyor yanıyor. Şimdi geldik arkadaşlar muayene istasyonuna. Bir bakalım sıra alalım. Bakın görüyorsunuz. Hep aralı beklemeler yapıyorlar. Size kesinlikle uyun bu kurallara. Şimdi alalım sıramızı. Arkadaşlar şimdi açılmasını bekliyoruz. Hala açılmadı. Görüyorsunuz aralıklı olarak biz de babamla mesafe koyduk. Herkesin arasında da mesafe var. Şimdi bekliyoruz. Açılsın sıramızı alalım. Aldık sıraları da. Bekliyoruz şimdi şuradaki numaranın yanmasını. Yandığı zaman aracımızı alıp getireceğiz. Orada muayene işlemi olacak. Şimdi arkadaşlar bizim sıramız yandı. İkinci kanala gidip çekeceğiz aracımızı. 307. Şimdi sıra gelecek bizimkine. Arkadaşlar kontroller yapılıyor. Kürkoya falan bakıyorlar. Tabii babamı çağırdılar araç onun üstüne. Şimdi inceliyorlar arabayı. Arkadaşlar naylon serdiler araçlara. Şimdi araçlar şurada deneniyor. Şimdi bizim arabanın da şeyine baktılar. Şimdi bakacaklar fren testi vesaire. Zaten rutin kontroller. Kornasına baktılar mesela. Her araba şimdi teker teker deneniyor. Şimdi geldi bizimkine sıra. Şöyle şimdi ön tekerlekler. Ön tekeri şu anda uyguluyorlar. Ön teker geçti. Şimdi arka tekere geliyorlar. Zaten arkadaşlar araç yeni olduğu için hiç problemi yok.
Ya da araç bir şey gaz basıyorlar ama anlamadım. Galiba benzine mi geçiyor? Şu anda bizim araç arkadaşlar ileri doğru gidiyor. Şu anda içeride kontrolleri yapılıyor aracın, görüyorsunuz. Alt takım şeylerine falan her yerine bakıyorlar yani, lastik ölçüleri falan. Görüyorsunuz kaldırıyorlar araçları. Far testine geldim. Makineyle şimdi ölçecekler. Tüm farlar yandı zaten. Her aracın yanıyor burada tüm farları. Son aşamaya geldi. Şimdi tek tek bakıyorlar. Şu cihaz sayesinde şimdi ölçüyorlar. Burada zaten gerekli değeri söylüyor. Eğer müsait bir yere alın, biraz bekleyin dedi. Aldık böyle kenara. Bekliyoruz şimdi. Gitti muayene. Vadim geçtik muayeneden. Geçtik evet. Neydi tek sorunumuz? Kısa farlar ayarsızmış. Arkadaşlar şu kenarda far ayarı var ya, o galiba ya alçaktı ya yüksek. Ondan sadece bir kusur yazdı. Başka hiçbir kusur yok. Adı zaten hafif kusur. Problemi de yok onun. Şimdi böyle arkadaşlar, yani bitirdik Allah'ın izniyle muayeneyi. Gireceklere de Allah kolaylık versin. Bir muayenenin daha sonuna geldik. Bir daha bir sene kafa rahat. Bir sene bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. 60'dan 120'ye kadar, anladın mı? Mesela şu an 60'a kadar düş baba. 60'da yani dip gaz 120'ye. Gel gel düş baba. Ha şimdi kökle baba. Tam bas. baya seri. Baba sen de bir mutlu oldun. Arkadaşlar bir de acıyorsun yani tam dip gaz yapmaya. Ya arkadaşlar şimdi ölçüyorum. Bir anda fazla basmak yazık, günah. Evet, bir anda normalde arkadaşlar asla basmaz yani, sırf sizin için bastı. Normalde böyle arkadaşlar bir anda üstüne binmek aradın çok iyi bir şey değil. Bir yavaş yavaş şey yapmak gene iyi. Ama gerçekten seri yani 60-120, tam 120 olmadı, öndeki araç biraz durdu. Ama yani gene de güzeldi. Bu sefer de güneş daha ters vurdu ya. Bu sefer de daha fazla karanlık oldu sanki. Arkadaşlar böyle dedim, bir ufak video çekeyim işte. O kadar bas dediniz, babama da bastırdık işte 60-120. Öyle sıfırdan arkadaşlar beklemeyin. Çok fazla 3. vitese kadar falan değil mi baba, lastik çekiyor. Evet. Durmuyor. Gereksiz. Aynen arkadaşlar ya, ama internette basanı gördüm arkadaşlar. 8,5-9 saniye yapmış adamlar. Aynı şekilde gider. O yüzden gerek yok. 60-120'si çok çok iyi. Yani babam tam dip gaz yapmadığı halde. Çok iyi. Durum böyleydi arkadaşlar. Böyle ufak bir video çekmek istedim size. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Arkadaşlar videonun devamı gelmesi için alttan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeni ne kadar gelirse bizde o kadar da fazla video atma isteği geliyor. Bunları kesinlikle unutmayın. Instagram hesaplarım zaten videoda çıkmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.